bu kenti çok sevdik. Kentimizi hak ettiği yere getirmek için bıkmadan, usanmadan çalıştık. İlçelerimize söz verdiğimiz projeleri tek tek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Biliyoruz ki Toroslar hizmetin en iyisine layık. 4,5 yılda 250 bin metre içme suyu, 45 bin metre kanalizasyon hattı döşedik. Sondaj kuyuları açtık. Vidanjör, kanal açma, hat temizliği, baca ve ızgara onarım ve değişimi çalışmalarımızla ilçemizin altyapısını güçlendirdik. Çavuşlu, Yusuf Kılıç ve Alsancak mahalleleri içme suyu rehabilitasyon inşaatı yapım işiyle Demirtaş Mahallesi içme suyu şebeke rehabilitasyonunu tamamladık. İçme suyumuzda büyük bir sıkıntımız vardı. 3 güne bir su geliyordu. Bu projeden dolayı başta Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a, MESİ Genel Müdürümüze, tüm MESİ çalışanlarına yaklaşık 3,5 kilometre mesafeden köyümüze içme suyu geliyor. Ne mutlu bize bu hizmetleri sunanlara. Allah razı olsun. Su demek hayat demektir. 4,5 yılda 400 bin ton sıcak asfalt döktük. Toplamda 250 kilometre sati kaplama, 24 bin metrekare kaldırım çalışması yaptık. Yeni yollar açtık, halkımızı kara esir etmedik. Yolumuz daha kısa Mersin'e. 22 kilometre yolumuz. 3,5 kilometresinde düştüğümüz zaman 18-19 kilometreye düşecek. Bu da büyük günlük gidiş geliş yapanlar için de hem tasarruf hem daha erken zaman kaybı her şey için faydalı bir şeydir. Onun için Burhanettin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şehirler arası ulaşımın kolaylaşması için otogar otoban bağlantı yolunun çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Rıfat Uslu Caddesi'ni yeniledik. Yaşayan ruhu olan bir cadde haline getirdik. Torosların trafik sorununa çare olacak Kuvayi Milliye katlı kavşağı projesini tamamladık. Deplase çalışmalarına başladık. Toroslara helikopter pisti kazandırdık. Kabristanların temizlik, bakım ve onarımını özenle yaptık. Mezarlıklarımız daha önce çamurla, bataklıkla gidip geliniyordu. Şimdi ne oldu? Huzurlu bir şekilde yollar yapıldı, asfalt döküldü, kenar güvenlik duvarlar yapıldı. Mezarlıklarımız kabirlerine gelirken güvenli değildi. Şimdi güvenlik sistemimiz oldu, güvenlik sistemini yaptılar. Ve huzurla dolu gelip kabir ziyaretlerimizi yapıyoruz. Burhanettin Kocamaz Başkanımıza bu konudan dolayı şükranlarımızı, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toroslar ilçemizden topladığımız 310.720 ton evsel atığı Merkez Sarı İbrahimli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisimizde bertaraf ettik. Cenaze sahiplerinin acısını taziye çadırları ve taziye kolyeleriyle hafifletmeye çalıştık. Aşağınemizi hizmete açtık. İhtiyacı olana aş götürdük. Mağdur olan ailelerimizi siz de görüyorsunuz. Evleri perişan, yemek yapacak durumda değiller. Bu konuyu bu şekilde değerlendirmeleri, anında müdahale etmeleri mahalle sakinlerin tarafından, benim tarafımdan da gurur veriyor. Gurur. Teşekkür ediyorum başkanıma ve personeline. Dosteli Market projesiyle yüzlerce vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Toroslar ilçemizde ikamet eden 4386 üniversite öğrencimize yılda 900 TL öğrenim yardımı. 12517 öğrencimize kırtasiye seti dağıtımı yaptık. İnsanlara yardımcı oldukları için Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Eğitimimize destek olduğu için çok güzel bir düşünce. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Toroslar ilçemizde 126.700 kişilik iftar yemeği verdik. 17.833 adet Ramazan kolisi dağıtarak Ramazan'ın bereketli iklimine katkı sağladık.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel ve Uygulama Merkezi'nin yapımını tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Engelsiz Mersin Mesleki Eğitim Merkezi'ni hizmete açtık. Engelliler Daire Başkanlığı'nı kuran ilk belediye olarak Toroslar ilçemizde yaşayan 3205 engelli bireyimizin sosyal yaşama daha çok katılmasını sağladık. Gezici göz ve diş sağlığı araçlarımızla Toroslar'ın 37 mahallesinde 945 vatandaşımızın diş, 16 mahallesinde 1200 vatandaşımızın göz muayenelerini gerçekleştirdik. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ayağımıza kadar geldiği için çok çok teşekkür ediyoruz Burhanettin Başkanımıza. Türkiye'nin en kapsamlı hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezini hizmete açtık. Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerine hizmet veren Yakaköy Kesimhanesi'nin yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Eğitimlerle bilinçlendirdiğimiz üreticilerimize toplamda 136 bin fide, fidan ve soğan dağıtımı yaptık. Burada nergis hasadı yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin nergis projesini duyduk, biz de başvurduk. Bize de 5000 adet soğan dağıttılar. Biz de diktik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan biz bayanlar olsun, çiftçilere, üreticilere böyle projelerle imkan sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Satış tezgahı dağıttık. Onlarca kadın üreticimize fenli kovan ve arıcılık seti desteği sağladık. Büyükşehir Belediye'mizin Burhanettin Hocamıza teşekkür ederiz. Arı gibi çalışıyor, bizi de çalıştırıyor. Allah razı olsun. 1000 kere teşekkür ederiz. Kılçadır'a Güneş Doğuyor projesi kapsamında yörüklerimize güneş panelleri kurduk. Hayatlarını kolaylaştırdık. Işıklandık. Daha önce de vardı ama bu kadar güçlü değildi panelimiz. Şimdiki panel daha büyük, daha iyi oldu yani. Hiçbir sorunumuz kalmadı ışık sorunumuz. Kıl keçisi ıslah projesi kapsamında üreticilerimize 268 adet saf kıl keçisi desteği verdik. Meyve ve sebze yükleme, boşaltma platformu inşa ettik. 67 mahalle muhtarına temel bilgisayar eğitimi verdik. Bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı ve internet bağlantısı sağladık. Muhtar evleri ve camilerimizin bakım onarımını yaptık. Toroslar ilçemizdeki vatandaşlarımıza daha kolay ulaşabilmek için çağrı merkezimizde 7/24 telefon başındayız. İlçemizin tanıtımı ve spor kültürünün gelişimi için organizasyonlar düzenledik. İlçelerimizin amatör spor takımlarına ayrı ve nakdi yardım yaparak sporu ve sporcuyu destekledik. Yapacağımız kapalı spor salonu projesiyle de Toroslara büyük bir spor salonu kazandıracağız. İnanıyoruz ki hizmetlerimizle kalkınan, planladığımız projelerle daha da gelişecek olan Toroslar, doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelecek.